Hepinize 2F1B YouTube kanalından merhabalar. Salı akşamı yine karşınızdayız. Bu haftanın yani geçtiğimiz haftanın özellikle Fenerbahçe'nin maçlarını konuşacağız. Tabii iki maç oynadık. Birisi Avrupa Ligi maçı Helsinki ile biri de ligdeki ikinci maçımızdı. Ligde iki galibiyetle gidiyoruz. Tabii işin pozitif tarafı. Avrupa'da da yani zor bir maçtı, kazandık, onu da konuşacağız. Bu arada tabii Fenerbahçe Spor Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na bir tazminat davası açtı, 250 milyon TL'lik. Yani genellikle tabii az bile deniyor ama tabii o açıklamada bu üstü bize ait olmak üzere filan gibi bir laflar var. Hukuken bu yapılan bir şey ama bir diğer konuda tabii yani Yargıtay'dan onaylanmadan bu niye yapıldı muhabbeti var. Bakacağız onlara. Bir 1959 öncesi şampiyonluklar konusu da bununla bağlantılı bir takım böyle spekülasyonlar var daha doğrusu konuşacağız. Kadın voleybol milli takımımız tabii ilk 16'ya kaldı. Onları tebrik edelim diyelim. Diğer konuları da işte gündeme geldikçe konuşuruz deyip topu bir faiye pas edeyim, böyle bir özeti o da yapsın. İyi akşamlar. Salı akşamı çekiyoruz ama çarşamba akşamı muhtemelen yayınlanır. Evet. Rötuşlar şunlar bunlar. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu ekrana gelen 250 milyon TL'lik yani 25 milyon euro ediyor aşağı yukarı. Açtığı Türkiye Futbol Federasyonu'na dava. Bir kere 250 milyon lira doğru mu? Hani bir katılışımız engellendi Şampiyonlar Ligi'ne. O tek başına 10-12-15 milyon işte gelirlerle, stat gelirleriyle, ayak bastı parasıyla falan 15 milyon euro civarına geliyor. Herhalde başka bir hesap var. Fakat tahkim kurulu kararı yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün şike davasından beraat ettiğini tahkime götürmüştü iddia makamı. O sonuçlanmadan yapılması bana garip geldi. Bir sağa sola ben sordum yani bu doğru bir şey mi? Yani o teskin tahkime edilsin. Ne zaman gitti Fenerbahçe? Fenerbahçe gitmedi tahkime. Beraat davası kesinleşince iddia makamı yani suçlayanlar tahkime gittiler. Bozmak için o Yargıtay'da benim bildiğim kadarıyla. Arkadaşımdan gelen not, federasyon biz tahkim kurulu kararı neticelenen bir süreçte göndermemişti diyor Şampiyonlar Ligi'ne. O karar kesin hüküm niteliğinde ortadan kalkmadığı sürece tazminat davası açılamaz diye fikir belirtmiş. Ortadan kalkması için de ceza davalarının kesinleşmesi ve tahkimin yeniden yargılama yaparak önceki kararını kaldırması gerekiyor demiş. Bu arkadaşımızın dediği doğruysa, Fenerbahçeli ve hukukçu bir arkadaşımız, o zaman yanlış yapılmış oluyor. Tabii ki biz detayını o kadar bilmiyoruz deyip ben bu aşamada herhalde bununla ilgili kulüpten daha açıklamalar gelecektir diye düşünüyorum. Bu konuyu ben şimdilik geçiyorum. Yani bilgimiz yetersiz. Ama yetersiz. Benim ilk reaksiyonum Ferru, bu 59 öncesi şampiyonluklar işi bağlanmadan bunu bence getirmesek gündeme sanki daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Sen zaten ikisini bir şekilde birleştirdin ama ben de şaşırdım yani bu şeyi duyunca, bu 250 milyonluk tazminatı. Şimdi orada bir şey söylendi. Bu kesinleşen rakam 250 milyon. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten fiilen zarara uğraması, gönderilmeyerek Şampiyonlar Ligi'ne dendi. Ve üstü hakkı üstünde bunun üstü olan hakkımız baki kalmak üzere diye de bir ifade var. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve yönetiminin ciddi bir avukat ekibi var. Yani onlar da bu işi herhalde ciddi bir şekilde düşünmüşlerdir. Ve ona göre bir satrançvari bir oyun oynanıyor bence. Onun bir hamlesi diye düşünüyorum. Çünkü bu başvuru ve kulübün yaptığı açıklamanın zaten en başında 2010-2011 yılı şampiyonu Fenerbahçe'dir diye başlıyor. Yani bunu da ben
Hani şey olarak yadırgıyorum ya, bunun alternatifi var, böyle bir şey zaten niye gündeme geliyor? O kesin bitti, oldu bitti o iş yani. Ve bu tabii şampiyon olan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi engellendi bir şekilde. Ve de Türkiye Bu Futbol Federasyonu evet tarafından. evet engellendi. Burada da Fenerbahçe'nin bir hakkı var. Ha, bu hala bütün bu lehimize çıkan mahkeme kararlarına rağmen eğer hala bir tereddüt varsa, Yargıtay hala bir takım şeyleri düşünüyorsa, verilen cezalar belli. Bir takım insanların hani bu işte FETÖ diye ciddi bir tezgah kurdukları da belli. Bunun bir cezasının görülmesi lazım. Federasyonda bu tezgah, kurulan tezgah kabak gibi yattı. Yani bunun ister bilerek ister bilmeyerek, bilmiyorum, kimsenin de günahını almak istemem, ama Fenerbahçe bu işten çok ciddi zarara uğradı. Şimdi bir şeyi kısaca böyle bir hatırlatmak istersem, Fenerbahçe Spor Kulübü yönetimi, başkanı o dönemde çıldırdılar. Yani adam hapse girdi, bir sene yattı ve hani belki de fütursuzca oyuncular, yani bıraktılar takımı, yani düşünürseniz. Birçok oyuncu gitti. Yerine birkaç oyuncu alıp belki Avrupa'nın önünde gelen bir kulübü haline gelecekken, bu yerli bir, yani hiç unutmamamız lazım. Bu bir kesin bir durum. Bunun üzerine de Fenerbahçe işte çok para harcadı filan deniyor. Ama niye harcadığı ortada. Yani alınan mal varlıkları hani binalar filan değil, ama oyunculara bir takım transfer giderleri yapıldı. Aynı şu anda da mesela yeni yönetimimizde 3. yılı tamamladıktan sonra gene şampiyon olamazsak endişesiyle, onlar da bence bir takım transferler işlere girdiler. İşte hoca şeyi yaşadık hatırlarsan. Yani hiç doğru olmayan şeyler yapıldı ve hala da yapılıyor. Yani alınan bir oyuncu, transfer edilen bir oyuncu pat diye gönderildi. Yani bu konuşmuştuk geçen hafta deyip bu konu daha çok şey götürür. Senin dediğin gibi belki 59. şampiyonluklarla ilgili bağlantılı olabilir. Ama Fenerbahçe'nin hakkının en azından gündeme getirilmesi açısından da olumlu diye bakıyorum. Yani bir şekilde bu kapatılamaz. Yani bu biz reddettik, böyle bir şey işte ne bileyim Yargıtay'da daha sonuçlanmadı. Sonuçlanmadıysa bekle, sonuçlanınca veya sonuçlanınca karar vereceğim dersin. Kimse bu nereye açıldıysa bu dava. Evet, muhtemelen. Şimdi bu haftanın bir diğer konusu biliyorsun Ozan Tufan Watford'a transfer oldu diyeyim. Ozan Tufan ben geçen yıl sezon bittikten sonra şampiyon olamadığımız hafta çektiğimiz programı şöyle bir baktım ne demişim falan diye. Sezonun en iyi oyuncuları arasında Ozan Tufan'ı bir numara saymışım geçen yıl. Caner'i saymışım. Yani ikisi de gitti. Sen kim saydıysan gidiyor. Valencia'yı saymışım. Allah'tan o Neyse, gitmedi. o kaldı, doğru var. Gibi diyeyim. Evet yani Ozan Tufan'a başarılar böyle bir çok hoş bir kendi hesabından bir görsel paylaşmış. İnsanlar görmüştür ama hani burada da kayda geçelim diye Güzel. her gün olduğu gibi bugün de en yüksek sesle sonsuza kadar Fenerbahçe evladınız Ozan demiş. İşte nasıl anlatsam nereden başlasam diye. Yani sevgiyle, mutlulukla buradan anladığım benim zaten kendi gitmek de istiyordu diye. Geçen yıl istediğini biliyoruz da bu yıl bilmiyorum ben sahadaki olmayan iştahından belki hani gitmek istiyor da o yüzden mi? Diye Öyleyse kötü öğrenmiştim. tabii. Bilmiyoruz ama yani böyle güzel bir şey paylaşması benim hoşuma gitti. Öte yandan işte 3 gün önce 21 Ağustos kurucu başkanımız ve Fenerbahçe'nin bir numaralı üyesi Ziya Nurizade Songülen'in 85. ölüm yıl dönümüydü. Yani işte orada Necip Bey ve Ayatullah Bey ile kurduğu kulüp 3 kişi bir araya gelip 100 küsur yıl sonra bugün milyonları arkasından sürükleyen bir güç haline geldi. Büyük bir toplumsal örgüt haline geldi. Kendisine şükranlarımızı sunalım. Bu fotoğrafta da soldan 4. futbolculuk
yaptığı ilk Fenerbahçe kadrosu 1908. Fesli iki kişinin ortasında olan 1.95 2 metre arasıymış boyu. Ziya Songülen'in kumral ve mavi gözlüymüş. Bu arada onu öğrendim. Ve Atatürk tarafından Lozan ve Londra konferanslarına da gönderilmiş. Ankara'ya çağırmış Atatürk. Kendisine yakın olduğu için. Ve işte papazın çayırında gerisini herkes biliyor. Fenerbahçe'yi kurdular ve bugünlere gelindi. Kendisine evet. Allah'tan rahmet diliyorum. Ve şükranlarımı sunuyorum tüm Fenerbahçeliler için adına diyelim ve Antalya Spor maçına istiyorsan peki. Geçelim. Tamam. Şimdi tabii şimdi üzerine Antalya Spor Lig maçı olunca bir parça daha hani Helsinki maçı birkaç gün daha geride kaldığı için ona biraz daha kısa sonra ona da değinmek üzere ben buraya not aldım. Evet. Ama Antalya maçına değinelim. Enteresan olan şey ileri üçlüde garip bir takımla çıktık biliyorsun. Şöyle ben ilk 11'i koymaya çalışayım. Mesut yok, Muhammed vardı. Evet, şimdi bazı insanlar buna katılmışlar, bazı insanlar katılmamışlar. Ben Mesut'un olması gerektiğini düşünenlerdeyim. Yani şuradaki ileri üçlü Muhammed, Samata, Osayi, Samuel üçlüsünden yaratıcı bir şey çıkmayacağı büyük oranda belliydi. Yani zannediyorum teknik direktör bunu ileride basmak için yaptı. Çünkü oraya Mesut'la oynasa zaten Valencia sakatlıktan gelmişti. Onu şey edemez. Muhammed kadar oyuna basmayacağını. Yani başta bir yıldırmaya çalıştığını zannediyorum. Mesut'u da cebinde soktuğunu zannediyorum. Öyle diyenler de var. İşte Muhammed o kadar iyi oynadı, bir de harika gol attı ki Helsinki maçında. Mesut'u kesti diyenler de var. Yani ağır olun, o kadar da değil. Yani şimdi Mesut'u bir kere ben her zaman benim fikrim belli. Mesut Özil varsa Mesut Özil oynar, diğerleri de ona göre oynar. Böyle bir adamın varsa. Ben de katılıyorum buna. Ben bunu Alex için de söylemiştim, Mesut için de söylüyorum. Bu maça böyle başladı. Burada asıl beni şaşırtan bu Sosa olayı. Yani biz geçen sefer takımın temel taşları diye bir not koymuştuk. Altay, Salahi, Zayt, Özil ve Pelkas diye. Pelkas sakattı, tamam. Başkası oynadı geçen maçta. Adana Demirspor maçta İrfan oynadı. Sonra o da sakatlandı, şu bu. Ama Sosa'nın Zayt'sin yerine oynaması beni oldukça şaşırttı. Burada neyi denediğini bilemiyorum. Yani bana çok tuhaf geldi. Sonra biliyorsun 65. dakikada maç 0-0 gitti. Fenerbahçe, bu arada kimden bahsedelim? Geri üçlünün ortasındaki. Benim tam da beklediğim gibi bir oyuncu çıktı. Bir iki yanlış pas verdi. Bir iki hata yaptı. İlk maçta olur. Kimseyi tanımıyor yani. Ne Sosa'yı tanıyor, ne Gustavo'yu tanıyor. Bir antrenmanla mı ne çıktı? 1,5 antrenmanla. Salah'ı tanımıyor, Tisera'nı tanıyor. Tanımıyor. Maç içinde biraz tanıştılar. O belli oldu ikinci yarıya doğru. Fakat şu dikkatimi çekti. Her topu tek pas kullandı. Ayağına gelen her topu düzeltmeden sağa sola veya ileri oynadı. Genellikle Tisera'nı oynadı. Çünkü oradan oyun kuruyoruz. Nazım'ı da aldığı için Tisera'nı çok rahatladı orada. İleriye gidebildi. Önde Nazım olduğu için Samuel'un yerine. Orası iyi işledi. Ve tabii buradan skor çıkmadı neticede. Kim çok iyi oynadı bence ama. Bir iki hata dışında o zaman içinde yerleşeceğini zannediyorum. Çok 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 faydalanacağımızı düşünüyorum. Arkasından oyuncu değişiklikleri oldu. Muhammed'in yerine Mesut Özil ve Ferdi'nin yerine Serdar Aziz geldi. Ve bu şekilde bir dakika, Serdar Aziz gelmedi. Burada bir yanlışlık olmuş. Sosa'nın yerine Zayt geldi. Evet. Osayi Samuel'in yerine de Muhammed'in yerine Mesut Özil geldi. Samuel'in yerine Valencia geldi. Ve takım aslında ters oldu. Yani Valencia Muhammed'in yerine girdi. Evet. Yani değişiklik öyle yapıldı. Hayır, ama yani neticede orada oynadılar. Bu gösterdiğim gibi.
Ve takım daha iyi oynamaya başladı. Bir Zayt Fikir'e gayet pas trafiği hızlandı orada. Sosa'nın iyi bir günü değildi. Serdar sonra girdi galiba. Efendim? Serdar daha sonra girdi. Serdar daha sonra girdi. Burada yok zaten. Onu söyleyeceğim şimdi. 73. dakikada da 3. versiyon oldu. Serdar Aziz girdi. Şimdi onu koyayım. Serdar Aziz girince kim yine ortada kaldı? Serdar Aziz sola geçti. Ferdi'yi çıkarıp Salah'ı solda ileride oynattı. Artık yani gol atmalıyız durumu oldu. Gerisini sağ tarafı aynı tuttu. Hakikaten Fenerbahçe topu sol tarafa yıktı. Valencia'nın ve Özil'in de orada yardımıyla. Çünkü daha iyi çalışmaya başladı orası. Ardından da son değişikliği 87. dakika yaptı. Niye önemli? Çünkü 2 dakika sonra gol geldi. Orada da Arda'yı koydu. Kimi çıkardı? Kimi çıkarınca geri üçlünün ortasına Serdar Aziz'i aldı. Salah'ı orijinal başladığı yeri aldı. Arda'yı ileride oynattı. Gustavo biraz içeri çekildi. Dördüncü defans gibi. Nazım zaten orayı tuttuğu için o tarafta çok kuvvetliydi. İktisaran epey ileride oynadı. Ve bu şekilde de maçı bitirdik. Zaten o kombinasyondan da golü attık. Şimdi fotoğraflı şeye geleceğim ama burada hoşuma giden 65. dakikadan itibaren sürekli müdahaleler yaptı ve oyun sistemi değiştirmedi, oyuncuları değiştirdi. Oyuncuların yaptıklarını değiştirdi. Oyunu değiştirdi yani sistemi değil. Ben bunu çok olumlu bulduğumu söyleyeyim. Ha, baştan ben bazı fikirlerine katılmıyorum. Ama zaten ben de biliyorsun ki teknik direktör değilim. Kendi çapında bir yorumcuyum. Teknik direktör o. Şimdi maçın başına gelelim. Sayılmayan golümüz. Bakın burada 4 tane Fenerbahçeli kaleci dahil 4 tane 5 tane Antalyaspor'a nasıl bir baskı yapıyorlar çıkarken. Hem Nazım yapıyor hem Osayi Samuel yapıyor çizginin yanında. Ve burada topu kaleci o oradan topu buraya çıkartıyor ve oraya da Tisserand baskı yapıyor. Tisserand baskı yaptıktan sonra o kişi daha Tisserand kendine dokunmadan topu içeriye doğru oynuyor. Ve o top Samata'ya geliyor. Samata dönüyor, pasını veriyor ve Gustavo da golü atıyor. Şurada ağları birleşmek üzere top. Burada ben onu almadım gereksiz diye ama o top girdikten sonra kaleci dönüyor ve eliyle ne yaptınız diyor defansa. Aslında kendi hatası da. Ama onu demesinin esas önemli konusu yani offside'di, faul'dü falan bir itiraz yok yani. Arkadaşlarına kızıyor. Ve bizim 26. 27. dakikada bu golümüz yeniyor. Yani bu mükemmel bir gol. Dokunmamış bile Tisserand. Bu önemli bir enstantaneydi. Yani maçı 1-0 başlamak nerede? 88'de 89'da atmak nerede yani? Ya atamasaydık? Ardından bu pozisyonu işte kalecinin verdiği geri pası gösteriyor bu fotoğrafta da bu enstantanede de. Kaleci iki baskı arasından buraya çıkarıyor. Solda da sol altta da Tisserand'ın arkadan yaklaşması basmak üzere. Top sonuçta ceza sahası için Samata'ya gidiyor. Şu anda karede olmayan Gustavo kareye giriyor ve golü köşeden atıyor. Harika bir gol. Adana Demirspor maçında mükemmel direkten dönüp yere çarptı biliyorsun. Hatırlarsan Gustavo'nun şutu. Bunda da gol oldu. İki harika hareket, sıfır gol olmuş oldu yani. Bir şanssızlık ikisi de. Bir hakem hatası. Arkasından Altay, şimdi ben onu vasatlar arasına koydum. En son söyleyeceğim iyiler kötüler diye. Şurada topu elinden kaçırıyor. Yani bu fotoğraf çektirecek bir olay. Biraz yana doğru plonjon yapıyor. Bloke etmeye çalışıyor ama yani ben burada birazcık fazla lavabellik gördüm açıkçası. Yani Altay çok iyi bir kaleci. Şut durdurmada, shot stopping dedikleri gerçekten emsalsiz bir kaleci bence. Ama yani böyle kolay toplarda elinden düşürüp de ondan sonra harika uçarak kurtarmanın bir manası yok. Artık olgunlaşması lazım. Bu ikinci sezonu, ikinci full sezonu yani. Milli takıma da yükseldi. Bir parça evet. Dikkat ve daha çok çalışma diye ben bunu koydum. Bu da kimin kornerden gelen topta kafa ile golü atışı aslında ama çizgiden çıkaran bir Antalyasporlu. Bir golümüz de böyle gitti. Yani kim mükemmel, çok kafa golü atacağız bu sene. Biraz sonra onunla ilgili bir şey daha göstereceğim. Bu da o dakikalarda ikinci yarıda Salah'ın yine gelip kafayla kalecinin
direğin altından kurtardığı bir pozisyon. Bu da gol. Golde top Samata'ya açılıyor. Samata alıyor, dönüyor, kontrol ediyor ve Arda'ya çıkarıyor. Arda'ya faul yapılırken Arda düşerek sahada Zayt'sin önüne veriyor. Asist aslında ve bilerek oraya veriyor. Sonra düşüyor. Önce veriyor pası, sonra kaçmak için tekmeden düşüyor. Zayt da oradan golü atıyor. Bu da işte ele çarpma olayı. İkinci golden önceki, yani 1-1 olacaktı buna penaltı verilseydi. Bana göre penaltı değil, ayrıca offside de var ama sen herhalde ben aynı fikirde değilsin, sana bırakayım burada sözü. Evet, değilim. Şöyle değilim, yani bu pozisyon ters şekilde Fenerbahçe hücumunda olsaydı ve penaltımız verilmeseydi yeri göğü inletirdim diyorum. Onun için geçiyorum konuyu. Ama işte offside'miş falan, yani ben o anda hiç kimse offside'i konuşmadı. Sonra tamam, ama VAR'a gittiklerinde onu göreceklerdi. İşte görürler miydi bilmiyorum, ondan da çok emin değilim. Neyse, yani görecek şeyleri. Fakat ben penaltıya itiraz ediyorum. Offside'ında değilmişin. O kadar yakından, o kadar sert geldi ki o top eliyle hani açıp da kurtarmadı, yani top ele çarptı. Abi el nerede şu anda ya? Normal durumu, herkes onu diyor. Normal durumunda duruyor. El açmış adam. Ya bu eli olmasa orada gol. Yani bu, ben zaten yani ceza sahası içinde topun ele değdiği anda penaltıdır diyorum. Evet, kimse sen öyle diyorsun ama kural öyle demiyor. Kural da öyle diyor. Kuralda oyuncunun beynini okuyun diyor. Beyninde adam kolunu mu uzattı, eline mi çarptı diyor. Ya öyle bir şey yok. Ya bilemezsin, neyse. Ya bu çok önemli değil ama ben bu maçla ilgili başka bir şey söyleyeceğim. Senin Altay'la ilgili görüşüne %100 katılıyorum. O pozisyonda da ben ne kadar laubali bir hareket diye. Evet, çünkü de ilk aklıma gelen kelime oldu benim. Yani doğru bir şey, yaklaşım, hiç gereksiz yere. Yani orada bir tane rakip oyuncu olsa boşuna bir gol yemiş olacaktık. Şimdi burada iki tane artı var. Bir, iki maçta galip. Yani ligin ilk iki maçında galibiz. Yani şimdi kalacak önümüzdeki haftanın maçını falan konuşuruz ama bu iyi bir şey. Gol yemedik, bu da iyi bir şey bence. Bir de bu maçta özellikle bayağı istekli bir Fenerbahçe vardı. Tamam, gol atamıyoruz. Yani bu senin herhalde gireceksin sonra forfetlerde konusuna. Samata'yla falan olmayacağı belli oldu bu işin. Yani bir forvette illa ona top atılırsa düzeltir atar falan diye bir şey yok. Yaratacak da atacak da, ne forvetler var yani ortalıkta. Onun için Fenerbahçe'nin bir an önce bu forvet işini artık çözmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Ben pozisyonları maçta bitirip onlara girecektim de bu da ikinci gol oldu. Bu top döndü, top havaya fırladı. Valencia kafayla Mesut'un önüne indirdi. Mesut aldı götürdü, Valencia kaçtı, verdi ve boş kaleye golü attı. Böylece 2-0 bitti maç sonuçta. Bu maçta ilgili olarak hani son geneline gelmeden önce, yani iyileri söylemek, Salah inanılmaz oynadı maçta. Bilmiyorum sen de aynı fikirde misin? Yani her oynadığı pozisyonda, ileri gittiğinde, geri geldiğinde penaltı yaptırdı diyorsun sen ama hani yaptırmadıysa bile. Gustavo'yu çok beğendim. Hep ileri oynuyor bu yeni sistemde. Hep geri oynuyor diye kızıyorduk geçen yıl. Evet. Hiseran'ı yine beğendim. Yani bayağı kullanıyor o sağ iç mevkini. Valencia, Zayt ve Arda girdikten sonra iyilerdi. Özil girdikten sonra iyiydi. Ben Samata'yı da iyiler arasına yazdım. Çünkü 3 golün ikisinde parmağı var. Yani biri sayılmayan. Pas, gol pası vermiş resmen yani. Tamam, ayağına da %100 bir şey düşmedi. Düşse muhtemelen kaçırırdı. Katılıyorum ama kaçırmadı. Yani 2 gol pasında direkt oyunun içinde ve çok adama bastı. Gerçekten çok uğraştı. Fakat şanssızlık bu ya. Maçın sonlarına doğru yine taç çizgisinde benzer bir olay oldu. Onun fotoğrafını koymadım moralini daha çok bozmamak için. Bozmamak için. Yerde görür falan diye. Ben Osayi Samuel'ı hiç beğenmedim. Valla ister ileri üçlü de oynasın, ister kanatta oynasın. Tamam, süratli ve atletik ama ne yetenekli ne zeki. Sürekli topu ayağına dolaştırıp, sürekli evet, her akını kesip. Yani ben umudumu kestim. İyi bir yedek olarak kenarda dursun. Bence hiç oynatmasın hoca yani. Bu kadar kesin söylüyorum. Ya hoca, yani benim genelde ön yargılı olduğum hocamız artılarından biri bir taktik belirledi ve onu oynatıyor. Üçlü defans diye. Bir kere oradan başlayalım. Bu kimin gelişiyle üçlü defans
bayağı sağlam oldu. Hatta ben kimin iyi olduğunu aramızda konuşurken kim önce stoperliğini yapsın hani bu kafayla gol atma filan sonraki işler. Şimdi işin hep bir esası vardır. Ondan sonra ikincisi demiştim. Şimdi bayağı bir kale gibi oldular orada. Eğer Altay da hani laubalilik etmezse defansımızdaki sorun bir şekilde çözüldü. Ha, Caner gitmeseydi sol ayaklı bir oyuncu faydası olur muydu? Bunlar tartışılıyor şu anda. Onu göreceğiz ama Olurdu herhalde hocanın ama şimdi orayı o Caner'i istemedi bir sebepten. Geçen hafta da biraz konuşmuştuk. Oraya Caner'le geçen alıyor. sene kavga Muhtemelen geldiğinde kavga etmişti daha önce. Kolasinac'ı oraya alacak. Yani geçen hafta fikirlerimi söyledim. Evet, Gelirse söylemiştin sen. açıklanırsa yine söylerim daha detaylı Evet. fikirlerimi. Yani o kadar çılgınca beklemiyorum ben. Ama tabii ki orada oynayacak da bir adam yok. Diye bu maçla ilgili bir de vasat. Mesela Muhammed vasattı. Kim bir iki hata yaptı vasat diyeyim. Altay bu işten dolayı özellikle vasattı. Sosa oldukça vasattı. Ferdi vasattı ve Nazım vasattı ama kötü bir tek Osayi Samuel demişim ben. Yani kötü Evet. yoktu takımda. Muhammed de vasat veya iyi arası bir oyun oynadı. Ama burada ilginç bir şey koymak istiyorum Ferru. Müsaadenle. Evet, onu toparlayıp bir araya gidelim. Evet, Ben de ama şey. en son şunu koymak istiyorum müsaadenle. Bu Fenerbahçe'nin kornerlerdeki yeni düzeni. Dikkatli bakarsan Altay kaleci. Takım tabii ileride korner atıyoruz gibi. Yani biri korner atıyor. Onu kimin attığını bilmediğim için orada bıraktım ama Samata Tiseran ve Kim ve Salahi veya Samata'nın yerine kimse tabii forvet. Ceza sahasının içinde dört kişi toplanıyorlar. Her kornerde buna dikkat ettim. Kayıt da var bende. İnsanlar tekrar kayıtlarını bulup seyredebilirler. Ve orada böyle dörtlü bir kule oluşturuyorlar. Evet. Muhammed, Gustavo veya kimse Özil veya Osayi Samuel kimse o etraftaki onlar çevrede Ferdi Sosa veya Zayt durumundaki kişiyle Nazım geriyi bekliyorlar. Eğer bir top sekerse kontratağı durdurmak üzere. Ya bunu bütün maç gördüm. Ve gerçekten kenarda bir teknik direktör olduğunu hissettim. Yani takımın bir planı var. Şimdi adama karşıydık, öyleydi, bu mu oldu falan Tamam canım, dedik. o ayrı tabii, ben katılıyorum. Dedik Ben ama dedim ay karşıyım ama inşallah başarılı olur. hem müdahaleleri hem şeyleri gerçekten bir şeyler yapıyor. Ha bir maçı kaybettiğimizde eleştirmeyeceğiz mi? Tabii ki eleştireceğiz. Yani kimsenin şüphesi olmasın. Eleştireceğiz ama gerçekten beni çok etkiledi diyeyim. Yani Evet, bu olay. katılıyorum. Katılıyorum. Buradan istiyorsan Bir araya Helsinki. gidelim bence. Ben çünkü ışık yakmam lazım. Peki. O zaman bir Araya bakıyorum gidelim. kronometreme. Bunu hem toparlarız maçı, sonra da Helsinki Helsinki maçını biraz maçını, bir de bu konuşuruz. haftaki gene Helsinki ve Altay maçlarımız var. Onları konuşuruz diyelim. Bir Tamam. araya gidelim. Evet, tekrar birlikteyiz. Programa devam ediyoruz. Evet, Faik. Bu arada arada şu anda gördüm televizyona bakarken Rolling Stones'un davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetmiş. Aslında caz müzikten rock müziğe gelen bir davulcuydu. Evet. Sonra işte Rolling Stones'la birlikte dünya çapında üne kavuştular. Hatta bu yıl da Rolling Stones Amerika turnesine çıkacaktı. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Tüm sevenlerine başsağlığı diyelim. Kendisine huzur içinde yatmasını şey edelim. Çok çok önemliydi. Ünlü R&B'nin babalarından İngiltere'de Alexis Corner'ın Rhythm and Blues'a kazandırdığı caz sceninden bir önemli bir davulcuydu. Yani o çaldığında sesini anlardınız onun çaldığını diyerek. Evet. Sen bu programın sonunda bir Rolling Stones çalarsın anısını. Bakalım bir şey yapabilir miyiz diye diyelim. Ve programımıza devam edelim. Evet, şey Helsinki. Antalya maçını tamamladık diyorsun. Evet, Helsinki maçında.
kalmıştık. Yani Helsinki maçını konuşalım demiştik. Helsinki maçının tabii ki yıldızı bu yanlış fotoğraf. Bunu geçiyorum. Tabii ki Muhammed oldu. Bu işte İrfan Can'ın kaçırdığı %100 bir gol. Bu gol olsaydı belki daha önce rahatlayabilirdik. Bu da müthiş topu önüne alıp 23 numara genç Semih'in numarası Genç biliyorsun. Semih. O 23 numara giymiş, hemen yaramış yani numara. Müthiş bir gol attı. Genç Muhammed olarak bu da ömrünü tamamlar belki. Topa vurduğu an ve sevinci, Arda'nın kenardan koşması. Bu da maçta sonradan Arda da girdi. Ve maçtan sonra birbirlerine sarılan iki genç oyuncu, biri 21, 16 yaşında. Çok güzel. Ne kadar güzel. 65. dakikada inanılmaz bir hareket yaptı ve maçı kazandı. Fakat takımın en iyisi bence Miha Zajc'tı. Ferru gerçekten şiir gibi top oynadı. Yani uzun bir süre, böyle 60-70 dakika. Ben çok beğendim. Topuk pasları, oyunu açması, şutları, şusu busu. Tabii Muhammed de girdikten sonra Mesut Özil'in yerine müthiş bir gol attı. Sanıyorum bu Antalyaspor maçında teknik direktörün onu ilk 11'e koymasının tabii ki ilgisi var o attığı gol. Yani devam etsin falan diye, ama bu işler tabii ki öyle değil. Öyle kolay değil yani. Yavaş yavaş takıma girecek. İlk 11'e inşallah girecek. Bir konu da bu. Forvetle ilgili bir daha konuşacağız bitirirken programı, ama hem forvet konusunda işte Kolasinac geldi gelmedi, geldi. Belki başka bir oyuncu alacağız. Şimdi kim geldi? Koreli oyuncumuz. Mince kim? Soyadı kim? Yani kim diye dememiz lazım. Salay dediğimiz gibi Mince dememiz lazım. Fakat böyle birini aldığında sahaya çıkar çıkmaz bu insanlar hemen gollere, gollük ortalara falan başlamıyorlar. Bu iş vakit alacak. Yani oyuncudan faydalanmaya başlaman. Hani forvet nerede? Geldi. İlk maç gol attı. İnşallah. Olabilir de, veya ikinci maç attı ama atamayabilir. Yani bu işler vakit alıyor. Herkes de şöyle bir şey var. Üç kişi gelecek, tamam olacak. Her maçı kazanacağız. Öyle bir şey yok. Ayrıca bu iki maçı da kayıp da edebilirdik. Ama gelelim bu hani iki maçın, Helsinki maçında içine de katarak işte toplamda dört gol attık. Biri bayağı geç bu son maçta. Üç maçı da kazandık. UEFA Avrupa Ligi elemesinde tur atlamaya yaklaştık. Hani Helsinki'de yenilmeyiz diye umuyorum veya düşünüyorum. Ligde de iki maçta iki galibiyet, henüz takım tamam değil. 3-4 kişi geleceği söyleniyor. 6 puanla işte yukarıdaki 4 takımdan biriyiz. Diğeri de Altay. Bu hafta deplasmanda Altay ile oynayacağız. Müthiş bir maç olacağını düşünüyorum. Yani heyecanla da bekliyorum. Ama dediğim gibi hani oyuncular gelecek, hemen her şey değişecek. Birdenbire bir şeyler oluyor. Öyle bir şey yok. Her şey yavaş yavaş olacak tabii ki. Geçmişte Zaten olduğu gibi. niye biz geç kalındı diyoruz? Bu yüzden. Yani kimse Evet. bana şimdi Alışma Feraykut süresi. Kocaman'ın bir lafı vardı. İşte 6. 8. hafta arası bizi görün filan gibi. Ya 6 8'i ne demek? Ya diğer takımlar nasıl hazır oluyor? Altay'a bak, bir maçta 3 attı, öbür maçta 4 attı. 4 attığı takım Alanya'da attı. Yani ikincilikten çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. E bunlar nasıl hazırlandılar, ne yaptılar bilmiyorum. Yani ben demin sen bir Muhammed Mesut özel şeyi söyledin. Yani ben hani Muhammed'in tabii altyapıdan Arda'nın hani Fenerbahçe'ye yetişmesini ve kadrolarda yer almasını çok isteyen birisiyim. Ama Mesut gibi biri varken de yani onun yerine diye düşünmemek lazım. Yani o da olabilir ama esas oyuncumuz Mesut'tur. Ben bu Helsinki maçında ya diyorum listeye kadrolar yazılmadı çeşitli nedenlerden. Kimine göre financial fair play, kimine göre satacağız oyuncuyu filan düşünceleri. Ve biz eksik kadroyla çıktık ve Arda ve Muhammed o sayede oyuna girdiler. Çünkü oyuncu yoktu. İki tane kaleci vardı zaten. Dört tane de normal futbolcu vardı. Onların ikisi girince öbür iki bu ikisi kaldılar ve girdiler ve iyi oldu. Yani ben hani açıkçası hani vay ne kadar iyi düşündü de hoca bunu yaptı diye düşünmüyorum. Şunu dememe rağmen bir takım
hani ıskartaya çıkmak üzere olan oyuncuları da devreye soktu. Yani sen Osayi'yi sevmiyorsun. Ferdi, Osayi, Novak, Nazım. Yani bunları da hani bir kazanmaya çalışma çabası var ki Samatta'yı da ben en azından hani bir santrfor bulamadık. Forvet nerede diye hani millet dert yanıp duruyor. Bir heyecan da yok. Yani maçlara bakıyorsun. Şimdi Helsinki maçı gibi bir maçta bomboş. Karşısız tribün bomboştu. Alanya maçı gene karşı tribün alt tarafı bomboştu. Yani Antalya maçı. Bu bakımdan da bir heyecan bekliyor insanlar. Zaten hani pandemi falan diye bir tereddütler var. Mali açıdan insanlar zaten sıkışık durumda diye düşünüyorum. Yani bunu biri yazmış acaba parasal mı diye. Bence parasal da var. Yani insanlar bence de var. Bence de var. Yani kombine o yüzden belki de satılmıyor. Yani kombine çünkü hani insanlarda şu tereddüt de olacağı için hem büyük bir para vereceğim hem de ya bir daha tekrar seyirci yasaklanırsa hani bu pandemi azalmadı yani bir şekilde devam ediyor diye düşünüyorlardır diye tahmin ediyorum. O yüzden de Fenerbahçe'nin 4-5 sene önceki dönemde olduğu gibi yani bizim hep Bedi'yle o zaman dert yanardık. 7-8 bin kişi oynayan bir Fenerbahçe vardı. O yönetime başkana falan reaksiyondan öyle bir şey vardı. Ve biz şampiyonlukları kaçırmıştık o zaman. Şimdi de öyle bir durum var. Şimdi bu hafta Helsinki maçını yani bir kısaca ben şöyle söyleyeyim. Antalya maçındaki hırs ve isteği daha fazla gördüm. Helsinki maçında o kadar değildi. Yani o Muhammed'in golüyle kazandık ama hani maç neredeyse berabere gibi gidiyordu. Ortada bir maçtı çünkü. Senin maçlar önce geçen hafta söylediğin Helsinki ile ilgili bir takım ifadeler vardı. Bir tanesi 10. haftaları bayağı 15'miş hatta ben yanlış söylüyorum. 15 miymiş yani işte takım işte lidermiş falan. Şimdi öyle bir takımla oynuyorsun ve eksik kadroda. Yani eksik kadroda tamam 4 tane oyuncumuz yok ama bizim 35 tane oyuncumuz varken niye hala eksiyiz onu ben çözebilmiş değilim. Yani istediğin kadar şu nedenden bu nedenden Avrupa'ya yazdırma. Ama iyi olmamıştı o diye düşünüyorum. Ben bir sıfırı da hani çok garanti görmüyorum. Bu önümüzdeki Perşembe oynayacağımız maçta eğer Helsinki bu dediğim mantıklı bir takımsa hiç de belli olmaz. Hani bu son Antalya maçı biraz heyecan verdi ama hala golcümüz olmaması ciddi bende bir endişe var. İşte geçen maç Osayi galiba öne aldı. Şey yaptı filan böyle Samatta yoktu. Ve bir değişik bir şeyler. Şimdi bu hafta Samatta var mı Perşembe bilmiyoruz. Yani Avrupa'da yoksa yok. Listeye yazılmadığı için yok. Yok yani. Gene bir şey tavşan çıkarılacak demektir. Böyle zor bir şey. Altay'da dediğim gibi hani herkes şey gibi bakıyor ama yani hem maç İzmir'de öyle veya böyle deplasman hem de ilk iki maçında müthiş oynadılar. Yani ben bir tanesinin özetlerini tam seyredebildim. Yani düşünebiliyor musun? Alanya gibi bir takımı Alanya'da 4 atıyorlar. Ondan önce şu Kayseri galiba yani 3-0. Yani bu ilginç bir görüntü ve ikincilikten çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Ben ikincilikte bazen maçları seyrederken hep derdim. Ya bu ikincilikteki takımlar çok enteresan oynuyorlar diye. Demek ki iyi takviyeler yapmışlar ve iyi oynuyorlar ve zor işimiz. Şimdi biz yenemezsek bir problem diye düşünüyorum. Şu açıdan problem diye düşünüyorum. İyi gidiyorken şimdi problem diye düşünüyorum. Ama inşallah yeneriz diye umut ediyorum. Hem onu hem Helsinki'yi. Ya Helsinki'ye yenilmeyiz en azından. Berabere kalarak turu atlarız diye umut ediyorum açıkçası. Ama yani 1-0 2-1'e karşı artık avantajlı bir skor değil. Onu hatırlatalım unutanlara. Yani 2-1 yenilirsen maç uzuyor. Yani 2-1 yenilirsen maçı turu kazanmıyorsun. 1-0 aslında doğru. İyi bir skor da. Deplasmanda golü şeyi kalktı. Artık iyi bir skor değil. Yani bir gol atınca eledin diye bir şey yok ama ben Fenerbahçe'nin oradan sıyrılacağını düşünüyorum. Aslında Altay maçını da Fenerbahçe'nin Altay'a fazla güçlü geleceğini düşünüyorum ama bakalım inşallah diyelim. Göreceğiz yani. Bilmiyorum. Ben bu formalar Puma formalar yani Puma konusu yine bir konuya gelmek istiyorum. Başkan Helsinki Ahmet'in armayı öpme konusuna mı? Ona da geleceğim de. Başkan maçtan sonra zannediyorum VIP tribünün altında park yerinde
basına konuştu. Yani gördüğüm kadarıyla orası Fenerbahçe Stadı'nın park bölümüydü. Ve orada işte formaları yok efendim arma yokmuş, yok efendim beğenmemişler falan filan. Bence formalar harika. İşte Fenerbahçe Puma'nın elit 15 takımı arasında buna seçildiği için şey falan filan. Fakat ertesi gün hani Türk şeyini çok fazla vermeyen, ne derler, Türkiye liglerini veya burada olan şeyleri pek vermeyen, mesela BBC'de çıkan şöyle bir fotoğraf. Fenerbahçeli oyuncu öpmek için kulüp armasını aradı ama bulamadı. Gol attıktan sonra diyor. Şimdi bir kere bu çok yani skandal bir resim bu. Yani şimdi başkan dedi ki, orada kızdı da hatta. Yani herhalde bana da kızdı çünkü ben de bir formayı beğenmedim de. Benim derdim olamaz diyorum ben. Sol göğüste logo olacak abi. Mesela benim derdim o değil. Eskiden çünkü benim futbolu çok aşık olduğum futbola, Fenerbahçe'ye aşık olduğum yıllarda Fenerbahçe arması bulunmazdı armada, göğüste. Olduğundan beri diyorum ben. Tamam. Olduğundan beri değilim. Ben daha eski bir taraftarım. Alışkınım arma olmasına. O kadar, yani çubuklu olsun, arma olmasın, o kadar önemli değil benim için de. Ben bu formaya baktığımızda, şimdi bu başlıktan bağımsız olarak formayı hani koymuşken fotoğrafı üzerine konuşalım diye. Fenerbahçe yazıyor. Benim aslında hoşuma gidiyor ama onun iki çizgi arasında olması o kadar hoşuma gitmiyor. Ve dev gibi Avis sponsorun reklamı hoşuma gitmiyor. Sanki Avis takım da Fenerbahçe sponsormuş gibi görünüyor burada yani. Birinci yanlış bu bir kere. Bundan bahsedilsin. İkincisi, bunlar da diğer büyük kulüpler. İşte Man City var, AC Milan var, Borussia Dortmund var, Valencia var, Marsilya var. Mesela şöyle bir başlık sana İngiltere'den. Manchester City taraftarları Puma'nın korkunç kötü formasına itiraz ettiler. Onlar da beğenmemişler. Hani şimdi başkan 15 elit kulüp falan filan ama arkasından Puma'nın değişik tasarımı birçok 10 büyük Avrupa kulübü tarafından pek iyi karşılanmadı. Yani bu da genel bir haber. Bu da İngiliz basından. Bu işte Borussia Dortmund için önerdikleri forma, daha doğrusu yaptıkları dizayn, ve Borussia Dortmund dördüncü formayı reddetti. Giymiyorlar, web sitelerinde de bulamayacaksınız, satmıyorlardı. Çok iyi. Yani o zaman Başkan Ali Koç kızıyorsa bana da kız. Yani Manchester City'de, ben de beğenmedim. Var mı bir diyeceği? Beğenmedim. Yani her formayı beğenmek mi zorundayız? Ben çubukluyu da beğenmedim. Manchester City geçen fans parada. Worst ever demiş. Evet, ben Manchester City taraftarları geçmişteki en kötü formamız demişler. Onlarınki de bizimkiyle aynı dizayn. Ben de beğenmedim yani. Neymiş, her beğenmeyen türbünlerde yönetim aleyhine iş mi karıştırıyormuş? Bunu mu demek istiyor? Ne herkese kızıyor ya? Oradan birini laf ediyor. Susar mısın bir dakika? Fenerbahçe Başkanı böyle mi konuşmalı ya? Biz böyle şeyler olmasın diye çoğu insan Ali Koç'u seçti. Yani bu ne kibir, bu ne sen ben çok beğendim diye. Ben beğenmedim Ali Koç. Ne olacak? Ben Fenerbahçeli olmuyor muyum beğenmeyince? Ya ben olsam kulüp yöneticisi bu formaların hiçbirini, üçünü de yapmazdım. Beyaz forma belki olabilir, hani beyaz olduğu için. Ben beğenmedim. Yani bunu şey edecek bir şey yok. Bir de geçen programla ilgili birisi yazmış, biz Aziz Yıldırım uzattı demişiz. Halbuki Ali Koç döneminde uzatılmış bu arada Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2 yıl daha. Bu haberi buldum, 2019 tarihli. Kasım'da işte Ersun Yanal uzattırdı diyorlar. Evet evet, yani hayır, biz geçen sefer Aziz Yıldırım keşke döneminde yanlış doğru yapılmış demiştim. Ben de ona kendimi doğrulamak açısından yani söylüyorsun. Evet, kendimi şey ettirmek için. Bugün bir radyoda dinliyordum. Yani Nabil Dirar'a kızacaklar Fenerbahçeliler ama diyor niye oynatmıyorlar diye de bir şey vardı. Çok enteresan. Nabil Dirar yani, ben geçen sefer söyledim, çok rahat oynar sağ kanatta. O sayı Samuel'ı da taş çıkartır yani. Tabii yaşı ileri ama yani öbürünün yaşı genç de ne? Topu ayağına ben de dolandırırım yani. O kadar ben de dolandırırım. Hani hızlı diyoruz. Önüne bir top attık da gidip tek başına alıp attım bir tane gol. Ya 8 ay oldu, 9 ay oldu ya.
Ben artık dayanamıyorum. Hakikaten doğru diyor. %100 katılıyorum. Yani ilk Ayrıca geldiğinde defansif anlamda da bir tane topu yatıp alıp alıp sürdüğü yok yani. Hiç Hacı defansta hiç atıyor. Yani. Hiç yok. Sen hatırlarsan geçen sene bir de apar topar getirildi. Bu işte sezon başı dendi. Plan dendi ama devre arasında getirildi. Bir şeyler oldu. Özel bir şeyler ödeyerek falan yani bu futbolcuya. Yazık tabii yani bence de yani Fenerbahçe'nin aradığı bir futbolcu değil ama bayağı ilk 11'de işte demin söylediğim gibi hoca onu oynatıyor şu anda. Yani ne bileyim Ferdi'yi oynatıyor, onu oynatıyor filan. Yani Zayt'sı yarattı diyelim. Yani Zayt çünkü gitmişti geçen sene başka takımdaydı biliyorsun. Evet. Cenova'da oynadı ve oynadı da bütün sezon. Evet, İyi oyuncu oynadı. zaten. Ben Evet. Zaitsi de çok beğeniyorum. Tisserand'ı da çok beğeniyorum. Çok memnunum ben satmadan onları oynatabildiğimize yani. Evet, Tisserand da gidiyordu. Git oyun takım bul Tabii dediler ki kendine. takım arıyorlardı Tisserand'a yani. Aynen. Ben çok Katıl. memnunum. Anlayan biri geldi diye. Ama biz yani bu Ali Koç'un böyle fırça atması hiç hoşuma gitmedi herkese. Onu bir kere daha söylemiş olayım. Forvet nerede diyorlarmış. İşte çok fazla şey gelecekmiş. Ne derler? Gelecekmiş. Yani işte çok fırsat gelecekmiş. Doğru biz de onu biliyoruz ama kusura bakmasın Ali Koç yönetime gelmeden önce yaptığı konuşmaların hepsinde yönetimin işte Ağustos'ta Eylül'de oyuncu getirmesini işte geç kalınmasını hepsini eleştirerek geldi. Biraz Şimdi kendisi kokuyla yapınca beraber 3 tane oyuncumuz var hazır şimdi dedi 3 sıralı. yıldır bu 4. sezon oluyor. Kendisi yapınca da Eylül'ün ilk ilk 7 günde 6 günde fırsatlar var. Yok muydu eskiden fırsatlar? Onlar da bekliyorlardı son dakikaya kadar. Biz o zaman da kızıyorduk Aziz Yıldırım yönetimine. Bu takım 1 Temmuz'da hazır olmalı. Takışın alın diyorduk hatırlıyor musun? Yani kıştan Tabii bağlayın tabii bu işi. tabii. Ya Oyuncuyla, hocadan başladı iş takımıyla. zaten. Hoca boşta duruyor. Evet. Aralıkta boşta kalmış adam. Yani Bizde yani tamam. Nisan sonunda gitti şey hoca. Yerine Emre'yi koydular. Tamam, eleştirirken kolaydır kendin geldiğinde bu işlerin zor olduğunu anlarsın. Şimdi de dersin ki böyle böyle. Onları anlıyorum. Ama fırça atmasın eleştirenlere. İnsanlar eleştirecekler. Biz eleştireceğiz. Ve o konumdaki insanları eleştirecekler. O Tabii çok ki önemli. kimi Bu konu eleştirecek? Ya kaderine mi yanacak taraftar? Biz geliyorsa o muhatap konu kim ki? değiştir ya. Muhatap kim? Forma beğenmiyoruz. Hakkımız yok. Valla paylaşıyorum buradan yani. Bu harika bir karikatür. Evet yani ben buradan paylaşıyorum. Ve de şunu demek istiyorum. Eğer biliyorum programı kapatacak mısın? Kapatmayacak mısın? Senden şey bekliyoruz işte, Rolling Stones bekliyoruz. Onu artık zannetmiyorum şeyimiz, mecramız diyeyim. Ama yani şöyle sorayım ben. Çok iyi. Nerede yani? Hakikaten şaka gibi ama ya. Ya sonunda gene Slimani falan gelecek, çok güleceğim ona. Ya Simani kötü bir adam değildi. Bize yaramadı. Gelenin yarayacağı da garanti değil. Onu konuşuyorum zaten. Sen diyorsun ki Temmuz'da gelse belki Eylül'ün ortasına alışır takıma. Hani yani İşte bir diyoruz. tane herife getirdiler. Kolker bilir nedir gönderdiler ya. Şimdi Daha ya Kolker daha. konusunda geçen hafta burada biraz bir parça konuştuk. Kolker geldi. Belli ki teknik direktöre sormadan alınmış. Ay ne kadar iyi bir Evet. deal alıyoruz diye. Veya başka bir teknik direktöre sorulmuş. O Pereira değilmiş, o gelmemiş, sonra Pereira gelmiş. Veya Olabilir. Emre Belezoğlu söyledi belki. O zannetmiyorum Emre olduğunu. Çünkü teknik direktörü danışarak yaptık dedi Selahattin Baki. Onların hepsini anlıyorum. Ama Kolker'e tabii elde bavul oldu diye 1,5 milyon neyse 1,4 milyon euro maaşının 700 milyon binini Fenerbahçe verecek. 600 binini işte Kayserispor, Konyaspor kime gittiyse verecek. Bu mu yani vizyon? Belli ki yanlış yaptık. Deyin ki bak. Aralarımızda çarçur oluyor böylece. Kulüp yöneticiliği kolay bir şey değildi. Ben biliyorum kolay olmadığını. Buradan insanlara söylüyorum. Bakın Netflix'te Sunderland Till I Die diye bir dizi var. Sunderland gibi dev bir kulübün Premier Lig'den 3. lige düşmesinin hikayelerini anlatıyor ve çıkamayışının geriye. Orada işte zengin sahibi kulübün bırakıyor yüzüstü. Yeni sahipler geliyor. Bu yeni sahipler takım gece gündüz çalışıyorlar transferler yapmaya.
insanı işe yaramayanları göndermiyor ama elinde kontrat var kabı gibi insanların. Paralarını istiyorlar. Yeni insanı bulamıyorlar. Transfer deadline geliyor, son gün geliyor. Son dakikalara kadar telefon bekliyor falan. Ben bunları biliyorum. Taraftarlarımız da seyretsinler o diziyi. Özellikle ikinci bölümünde bunlar çok anlatılıyor. Biz biliyoruz ne kadar zor olduğunu kulüp yöneticiliğinin. Ben de gelsem belki bunları yapacağım. Ama ben şu anda ve benim gibi insanlar ve bizler biz eleştirmekle yükümlüyüz. Yanlış yapana dikkat çekmekle yükümlüyüz. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz o yönetimli bu yönetimli değiliz. Ben kimi kesinlikle eleştireceğim? Hakemi mi eleştireceğim forvet almazsak biz? Geç kalırsak. Kime kızacağım? Kolkır'ı alıp yarısından çok parasını ben ödeyip de bir maçta oynatmıyorsam ben kime kızacağım? Söyler misin? Kime kızacağım? Ve ondan sonra da para. Susacağım diyeceğiz. Ali Koç kızmasın diye susacağız mı yani? Nedir yani bu? Bu ne yani? Bu ne kibir ya? Kızıyorduk Şenol Güneş'e, Fatih Terim'e. Aynısını Ali Koç da yapmaya başladı. Ben o röportajı hiç beğenmedim. İnsanlar seyretsinler, kendileri karar versinler. O ilk değil tabii. O sürekli yaptığı bir şey. Burada tabii senin bu serzenişine %100 katılıyorum. Bu İngilizcesi gazetecileri ve taraftarları intimidate etmek. Evet, evet. Sindirmek, bağırıp çağırarak. Bu doğru bir şey değil, yakışmıyor Fenerbahçe. Bence de yakışmıyor. Çünkü burada hayır. Önemli olan şu. Baştan beri bir sözler verilmesi, sonra gelip işte borç falan atılıp diye tutulması demek istiyorsun. Ben bunu yani 3 yıldır, 4 yıldır söylüyorum. Şu borç lafından sıkıldım artık. Ya takım, sen bir çıkmışsın, söz vermişsin, başın öne eğmeyeceksin, Fenerbahçeli demişsin, bayrakları hazırlayın demişsin. Hiçbir şey yok. Küme düşüyorduk ya. Yani sen bu yıl şampiyon olacağımıza ben inanıyorum. İyi de bir teknik İnşallah. Oldu gibi. İnşallah sorun olmaz. Fakat diğer takımlarda fena değiller. Trabzon iyi bir kadro kurdu. Gördüm hafta sonu. Geçen maçlarını da seyrettim. Galatasaray'ın kadrosu iyi ve gelişiyor. Şu anda iyi oynamıyorlar ama daha iyi oynayacaklardır. O Kerem çok çok değerli bir oyuncu. Çok. Hollandalı sol bek, biz burada sezon arasında konuşmuştuk. Van Aanholt inşallah Fenerbahçe'ye gelir diye. Olmadı. Neyse biz üçlüye döndük de o dertten kurtulduk. Zaten uymazdı üçlüye yani. Van Aanholt çok fazla. Çünkü yaşı ileri. 30'un üzerinde git gel yani zor. O daha çok ileride oynuyor Galatasaray'da da. Beşiktaş iyi bir kadro. Tekrar toparladı iyi oyuncuları. İşte bu Alex'i aldı. Neresinden baksan Brezilyalı forvet arkası iyi bir oyuncuya benziyor. Onlar da Laiç derdinden kurtuldular. Bu sene kolay değil. Sen iyi oynasan da başkaları da var. Bir son not hakemlerle ilgili söylemek istiyorum. İlk hafta bütün hakemleri, hemen hemen tüm maçları seyrettim. Çok beğenmiştim. Ama o Euro 2020 etkisi biraz kısa sürdü. İkinci hafta lüzumsuz faul çalmalar, en ufak şeye penaltı vermeler. Hani bizim hakemi dışarıda bırakıyorum, bize penaltıyı vermedi. Ama diğer maçlarda çok kolay sarı kartlar falan yeniden başladı. İnşallah bu ikinci hafta böyle tek bir şeydir. Hani nevi şahsına münhasır o haftaya şeydir. Böyle devam etmez. Yoksa yani futbol da bir parça geçen yıla dönmeye başladı. Hakemler de yavaş futbol. Özellikle Galatasaray'ın bu olimpiyat sınırında oynadığı maçta berbattı maç yani. O kadar yavaş. Yani gidip arada tuvalete, mutfağa gidip gelebilirdi. Yani daha oyunu kurarken bir takım. Zaten geri döndüğünde henüz karşı kaleye varmamış oluyorlardı yani. Öyle bir maçtı. Deyip bendeki şeyleri toparlıyorum. Evet, peki. Gerçekten yani futbolun takımımıza başarılar. Perşembe çok yavaşladığı kesin. Aynen, tabii biz hem Perşembe hem de Pazar günü Helsinki Avrupa Ligi ve Altay'ın Süper Lig maçlarında başarılar dileyelim. Kolay gelsin onlara. Kadrodaki işte sakatlarda daha da iyileşen olur diye umuyorum. Çünkü Valencia'nın gelişi de bir olumlu katkıda bulundu diye düşünüyorum. Bir ikisi zaten uzun sürecek Pelkas ve benim anladığım Serdar'ın durumu ama belki yani takım en azından hani sen diyorsun ya bir oyuncu gelse bile bir süre sürecek yani bu kadroyla bizim idare etmemiz lazım. Şu anda herkes onu konuşuyor. İyi kötü tamam iyi değiliz eksiğimiz var şuyumuz var forvetimiz yok filan ama iki maçı kazandık. Şimdi bu önemli.
Ve daha da maç kazanabilir. İşte Muhammed'i ve Arda'yı da kazandık bu arada senin dediğin gibi. Bir de o kazanır. Eğrisi evet, doğrusuna o denk geldi tabii ki. Yani inşallah yani onu şey yaparlar, ciddiye alıp oynatırlar. Yani bu çünkü şeyde yanlışlık şuradaydı orada Mesut'un yerini alın. Millet bu sene Mesut'u bekliyor. Herkes. Herkes Mesut'u bekliyor. Yani formalara bak, arkalarında Mesut yazıyor. Çoğu. Ama kimi yazacaksın? Özil yazıyor. Kimi yazacaksın? Doğru, %100 katılıyorum da. İki maç bir gol bir asist, bu kadar basit. Onu oynayacaksın. Millet onu görmek istiyor. Yani o da artık kendini hazırlamış olduğunu düşünüyorum. Hadi geçen sene sakatlı şuydu buydu, işte antrenmansızdı falan diyoruz. Yani bu sene oynayacak o ve takıma ciddi katkısı bulunacak. Yani düşünürsen bir maçta gol attı, bir maçta asisti verdi. Bu maçta ikinci golün asistini o verdi. Kendi de şut çekebilirdi oradan. Valencia'ya verdi. Hayatta çeker mi? Hayatta çeker mi? Sen anlatıyordun ilk Mesut geldiğinde. İşte gidiyor kahve yapıyor, şekeri olmayana şeker getiriyor. Kuliksonla Arsenal'la ilgili bir şey çekmişler. Yardımcı yani. İş çok güzel yardımcı. Yani o topu kontrol edişiyle Valencia bakmadı bile verirken. Taktı evet, önüne. Bakmadı. Acaba offside olur mu diye bile bakmadı. Biliyordu yani onun nerede olduğunu ve kendinin nerede olduğunu biliyordu. Mesut Özil'den çok güzel şeyler görecek Fenerbahçe. İnşallah. Evet, herkese vedalaşalım herkese. Haftaya görüşürüz. Dediğim gibi takımımıza başarılar diliyoruz iki maçta da. İyi akşamlar.